Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Doris severler. Bir önceki bölümde Dişlice Adası'na gitmiş ve buranın doğal güzelliklerini keşfetmiştik. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren kartı tıklayın. Yeni bölümde ise keyifli bir yelken seyriyle Cameria Adası'na geçiyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Dişlice Adası. Mert bana seyir koltuğu yaptı. Oh, böyle gidiyorum. Ay şapkam. Ters yöne gidiyorsun. Hangi ters yöne? İskele yap. Biraz şu tarafa geçmem lazım. Buradan iyi talimat verilir. 5 derece iskele. Tam benlik oldu bu koltuk. Rejisör koltuğu gibi. Bay bay Dişlice. Hisarönü'nün güzelliklerini gezmeye devam. Dalgalıymış. Kolaydı. Yelken mi? Tamam. Evet selam. Şimdi yelkeni modifiye ettik malum ve açacağız ilk defa. Bakalım her şey yolunda mı? İlk önce ıskot ağlatını gevşetiyorum. Evet, bunun gevşek olması her zaman iyi. Sonra pencereni açıyorum. Yelken penceremi. Bunu da yeni yaptık. Aa ne güzel. Pencerem oldu. Bak yelken gözüküyor. Evet. İyi. Çok şükür. Şimdi ana yani rüzgara döneceğiz. Zaten hemen hemen döndüm de biraz kaçırdım. Hafif size sancak. Size bakarken kaçırdım. 2 derece sancak. Dalganın yönünden de belli oluyor çoğunlukla. O zaman. Seda, kameraya tın tın gidiyoruz. Yelkenle. Evet. Fışır fışır yapıyor. Aynen. Tam armağı açık. Hava çok mülayim. Ben giden, ya çekilmeye dönüm ben giden motor.
süratle havada gidiyoruz. İzleyicilerimiz, şu an canlı yayındayız aynı zamanda. Evet Eda, canlı yayına selam söyle, sonra izlerken kendilerini görsünler. Evet, değil mi? Arkadaşlar selam olsun. Bakalım ne süre sonra bunu izleyeceksiniz. Canlı. Bu da elini mi çekiyorsun? Ay pardon, özür. Bu da şey olsun, sizinle aramızda bir sır olsun. Bakalım ne süre sonra yayınlanacak bu video. Değil mi? Eda, evet, Kaptan. Mesela Akif Bey'in kalbi çıkabilir oradan, bakın. Bakalım. Kalp göndermişti bize. Malum hemen yapamıyoruz videoları. Evet. Hani şuranın arkası Bozburun oluyor. Şu Kocaada zaten söylemiştim. Kocaada'nın arkasında Uzunada. Ondan sonra Kocabahçe koyu, onun Kocaada'nın arkası zaten. Onun bir yukarısında da Dirsek var, ünlü. Bizim kameraya zaten burada. Aşağısı bunun Turgut. Turgut'tan sonra Orhaniye'ye doğru devam ediyor. Şöyle. Defilecilik var mı? Sonra Hisarönü burada. Mert Bey, defilecilik var mı? Valla olsaydı daha büyük olurdu teknem. Evet, sen ne yaptın? Kameriye Adası'nın plajı. Burası da böyle bir yermiş. Çok rüzgar altı. Durulacak bir yer pek değil yani bence. Evet, buradan bizce buraya dönelim. Evet, Kameria Adası'nın bu kısmını beğenmedik. Bu arada neden bu kanal 1 milyon izlenmiyor diye canlı yayınımızda sorulmuştu. Mr. Tekin Bey, yani düşündüm de şöyle kısaca bir, yani herhalde 12 ay üstünde kalsak belki izlenirdi. Sebeplerden biri bu, sürekli üstünde değiliz. Malum çalıştığımız için. Ticariler de çok izleniyor. Ticarilerin de çok izlenme potansiyeli yüksek oluyor. Çünkü ticarilerin güzel çekimleri, müşterileri oluyor ve devamlı sürekli bir yerde gidiyorlar vesaire. Bunlar hep faktörler. Adamızı geziyoruz. Burada irili farklı adalar var. İşte neydi Mert isimleri? Kameriye, Kocaada, Uzunada. Uzunada. Topan mıydı? Topan. Yok, Topatanka bunu. Topatan Adası. Salladım galiba. Özür. Bakıp da düzgününü söylerim ben birazdan. Buradan ilerisi zaten artık Selimiye, Sığ Liman vesaire. Aa yok Mert, bir tane motor yat var. O kadar. Peki dağlar da Simiye aratmadı bana ha. Evet. Yüceliklerine bak şunların. Demek ki orası bir o kadar da derin. Bundan 5-6 yıl önce buralarda tekne bile olmazdı. Bomboş olurdu. Günübirlik turlar hariç. Bakın Kameria'nın kilisesi gözüküyor. Şu ilk yelkenlinin hemen arkasında. Hafif yamaca doğru. Burada falan hele yelkenli ben hiç görmezdim. Çok arttı. Çok nüfus. Bağlanalım diyoruz. Hadi bakalım deneyelim. Keçiler gene geldi bak, zavallılarım. Yakıt kaldı biraz alarga. Çözdüm yani bayağı. Boş yere beni yolladı ya. Bir şey ama zaten yüzecek. Ama beni boş yere yorma.
dibi göstereceğim. Şunlar da hız yapmasa, takım biraz zıplamasa. Güzel mi? Yapacak bir şey yok. Evet, Doris kameraya da yerini aldı. Arkamdaki merakçı. Merhaba. Tatlılar ama sizlere maalesef bir yiyeceğim yok tatlışları. Dilek ağacı. İtalyanlar tekne kiralamış, geziyorlar. Mancari. Mancari, mancari. Arrivederci. Arrivederci. Doris'in güzelliğine bak. Evet. Doris de hemen oradan pozu verdi. Hı, yani. Gösterdi. Pozu yapıştırdı Doris. Sağ olsun İtalyanlar su verdiler. Bayağı damacanayla su taşıdı. Garibanlarımı kim bıraktı buraya? Susuz bıraktıysa da inşallah susuzluktan ölür. Dilek ağacı duruyor. Seyfin ağacı, dilek ağacı. Şimdi burada dileğimiz vardı. Dansımız da vardı. Eski bölümlerde bulabilirsiniz. Aşağıya bastılar keçiler. Bakalım. Kilisecik ne haldeymiş. Bunlar bir şeylerini oyup çekip söküp şey yapıyorlardı. Koklakyalarına falan hep zarar vermişlerdi. Bakalım şimdi ne halde. Evet. Biraz yıkılmış arkadaşlar şuraları. Sanki şurası daha ayaktaydı. Evet. Mesela şurasını çalmışlar bak, görüyor musunuz? Ortasını söküp de orada böyle şeydi o. Ne o, güneş suratı olan. Kusura bakmayın cehaletime. Bu mesela gitmişti yani. Burası çökmüş. Bu şey. Yapacak bir şey yok. Evet, çok bir şey kalmamış. Gene aynı. Burada bir ikon var. Yüzlerini kazıyıp bozmuşlar maalesef. Burada da sanki vardı. Öteki bölümleri izlersem, eski bölümleri,
şeyi çıkarabilirim. Muhammed yok mu diyor. Böyle duvara tarih eserlerim böyle yazarlar. Evet, şey bu. Kilise de bu halde. Buradayım, kilisedeyim. Ama kör bir kuyu şu anda. Şöyle ben bunu çıkarmaya yelteneceğim ama bir yandan da şöyle bir şey var. Ben bunu çıkartırken de şey olacak. Evet yani ne olacak? Geri atacak. Kastığı için hayır. Ha. Kastığı için çıkartamayacağım. Evet çıkartamayacağım. O yüzden senin tekneyle çok bak şöyle düzledim. Böyle şöyle bak. Bak şöyle yaptın ya. Hı. Bak şimdi bak şuraya çok milim milim bak. Hop boşaldı. Boşaldı. Anladın mı? Bir milim. Bir milim oynayıp bırakacağım. Ha, bırakacağım. Ben boşalacağım. Biraz, tabii boşalacağım o geri gelecek. Sonra ben zaten hemen su üstüne çıkar bağırırım. Sen şöyle biraz ilerle geç beni. Önemli değil yani. Anladın mı? Dişlice ve bence akşamım düştü. Hey gide hey. Gün batımında Bencik. Gün batımında Bencik videomuz başlayacak az sonra. Hatta başladım. Şurada izleyip biramızı kutlayacağız. Hadi bakalım. Vallahi 3 tane kırmızıyı hazırlamışlar. İzlemek için. Çok teşekkürler. Size selam vermeye geldik. Evet. Nasılsınız? Bizdeyiz. Teşekkür ederiz. Mertcan geldik. Zümrüt yeşiline kavuştun. Bir şey diyeceğim. Ağaç mı daha yeşil? Deniz mi daha yeşil? Bilemedim. Denizin yeşili çok güzel. Ağacın yeşili de çok güzel. Hadi bakalım keşfet. Mert'e en sonunda düşmeyen mayo aldım arkadaşlar. Lastikli nasıl? Ya askılı mayo alacaktım. Ya askılı mayo alacaktım Mert sana. Ya lastikli. Allah'tan askılı çıktı. Kaptanla dalga geçirmez dedi. Doğru. Tamam pardon. Ay krize girdim. Çok komik. Parmağı kamerayı kapatıyor herhalde. Kapatmadı. Ucu kapattı pardon. Abi Bilin bakalım neredeyiz? Bilin bakalım neredeyiz? Mert kapitan neredeyiz? Marmaris.
Barlar Sokağı civarı. Marmaris Barlar Sokağı civarı. Zaten Mert'in hemen kafasının önündeki lazeri görüyorsunuzdur. Arena'nın olması lazım. Evet, Marmaris Night yapalım dedik bugün. Mert diyor ki şu köprünün altından diyor, Doris'i diyor her defasına geçirmek için diyor direği indirip kaldırır mıyız diyor. Ben de sağ ol aşkım dedim. Kalsın dedim. Çünkü şurada boş bir yer varmış. Orayı bize tahsis etmiş. Tamam, buraya gelir de köprünün altından geçmez. Bir sürü kocaman kocaman tur teknelerimiz. Bize ne göstereceksin? Şimdi deniz feneri göstereceğim. Şu vatandaş. Şuncayız mı? Daha önce Doris buraya bağlandı şöyle. Oradan kıçını bağlayacak yer yoktu. Deniz fenerini çevreleyip bir halat yaptık, ona bağladık. Bakalım. Bayağı da komik oldu yani. Bayağı şu büyük kuletlerin yanına mı koydun kızımı? İşte aynen bu. Ben yoktum arkadaşlar o zaman. Bir arkadaşımızla birlikte etem kulakları çınlasın onunla. Getiriyorlardı. Allah. Ama arıza yapmıştı. Önce şu içeriye girdim. Şuraya bir yere bordaladım. Sonra tabii doldu, hemen geldiler bizim yerimiz falan bir şey. Hakikaten motor çalışmıyor. Herhalde burası sahiplidir. Sonra servis geldi falan burada. Gündüz bir vakit. Ay motor da arızalı. Tabii canım, motor, ay, çok açıkta bozuldu motor zaten. Bir şey oldu. Bujileri yani jack çıkmış. Bujiler hemen havayla çok karışınca şey olmuş yani, çalışmaz hale geldi. Yedek buji de yoktu. Bir şekilde getirdi. Ama stop ediyor yani anında, anladın mı? Aküyü de şarj etmiyordu o zaman. Daha ilk senemiz. Sonra buraya koydum. Bağladık falan. Buralarda böyle gidip 5 litre su alıp duş falan yaptık bir şey. Bu deniz fenerinin anısı büyük yani Doris için ya, diyorsun. Öyle hikayeler var yani. Hadi bakalım. Kaptanım poz veriyor. Fotoğrafını da çekeceğim, tamam. Gidiyor mu? O zaman bakmıyorum. Arkamda Marmaris Kalesi var, şey önümde. Ben sizin arkanızda. Tekneler var, klasik. Hiç bir sürü insan. Her sene Marmaris'e yılda en aşağı bir kere gelirim. Akşam saat 9 ile 10 arasında bira içerim. Daha sonrasında eğlence için kendimi hazırlarken arkadaşlarımla mutlu bir gece geçirdim. Diskoda sabaha kadar çılgınca eğlendikten sonra bir daha yemek yerim ve bu yemek sonrasında yola düşerim. Çünkü nerede kaldığımız belli olmuyor. Yalnız diskoya gitmeden önce yaptığımızı söylemedin. Bakkaldan. Ha, bakkaldan bira aldınız. Vodka aldınız. Karpuzlu, evet. Yani, evet. Bazen de parkta yüksek alkollü vodka tüketiriz. Şahanesin Türkiye Ozan Teknesi.